Sevgili izleyenler, belediyelerin SGK primi ve vergi gibi borçları nasıl tahsil edilecek? Biliyorsunuz Bakan Işıkhan konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu ve 96 milyar seviyesinde bir borçtan bahsedilmişti. Şimdi nasıl tahsil edileceği konuşuluyor. Ankara'ya uzanalım, sözü A Haber muhabiri Kübra Bal'a bırakalım ve detayları kendisinden dinleyelim. Merve, Başkan Recep Tayyip Erdoğan artık müsamaha yok demişti. Belediyelerin borçlarının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından tahsil edileceğini söylemişti. Ve milletin varlığının artık değişik yerlere harcanmasına müsaade etmeyeceğiz ifadelerini kullanmıştı. İşte bu açıklamaların ardından da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün belediyelerin borçlarının 96 milyar liraya ulaştığını ve bunun %80'inin de belediye şirketlerine ait olduğunu söylemişti. Peki tahsil süreci nasıl gerçekleşecek? İşte bu konuyu konuşmak üzere bir yayın konuğumuz bulunuyor. Sosyal güvenlik uzmanı Ersin Konar. Efendim, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Tahsil süreci nasıl gerçekleşecek? Şimdi öncelikle hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Şimdi biliyorsunuz yeni yasama yılında bu yürürlüğe girecek bir yasa. Aslında AK Parti hükümeti belediyenin borçlarını tahsil edebilmek için iki ayrı çalışma halinde bunu yürürlüğe koyacak. Muhtemelen 2025 yılının ilk aylarında belediyelere biliyorsunuz İller Bankası üzerinden ödeme yapılıyor. SSK prim borçları ve vergi borçları öncelikle paraya oraya gönderilmeden tahsil edilip ondan sonra geri kalan ödemeleri belediyeye yapılacak. Yani bu saatten sonra artık belediyelerin herhangi bir şekilde SSK primlerini, borçlarını bekletme ihtimali olmayacak. Bu çok başarılı bir çalışma olarak buluyorum. İkinci bir konu, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da üzerinde özellikle durduğu bir konu. Belediyelerin biliyorsunuz topladıkları emlak vergilerinden, vergi mükelleflerinden topladıkları vergilerin %10'unu kendi bünyesinde kültür varlıkları korumak için harcaması gerekiyor ama şu ana kadar yapılan tespitlerde bu harcamanın yapılmadığı tespit edilmiş durumda. Dolayısıyla yeni yasama yılı içerisinde yapılan değişikliklerle bu denetim mekanizması kurularak bu da denetlenmiş olacak. Ben çok başarılı bir çalışma olarak buluyorum. İnşallah hayata geçer diye umuyorum. Yeni yasama yılında yani hayata geçirilmiş mi olacak? Yeni bir yasa çıkacak diyebilir miyiz? Tabii. Aslında iki yasa çıkacak ama aynı yasa içinde çıkacak. Bir tanesi dediğim gibi az önce belediyelerin merkezi yönetime yani devletimize olan sigorta prim borçları ve vergi borçlarını ödememesinden dolayı aslında sorun yerinde çözülmüş olacak. Yani İller Bankası üzerinden belediyeye gönderilecek paranın içinden SSK prim borçları her yıl olmak üzere, her yıl gönderiliyor ya, her yıl olmak üzere o paralar kesilecek. Yani bir daha belediyelerimizde SSK prim borcu diye bir problem olmayacağına inanıyorum. Peki, çok teşekkür ederiz. Sosyal güvenlik uzmanı Ersin Konar bizlerleydi. Yeni yasama yılından itibaren de yeni çıkacak yasayla birlikte artık borçların da tahsil edileceğini Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.